Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Öncelikle iyi bayramlar. Hepinize sevdiklerinize mutlu bir bayram diliyorum. Farkındalık yolculuğum ismini verdiğim videoların 3. bölümündeyiz bugün. Bir önceki videoda hayır demeyi nasıl öğrendiğimden, onay arayışıyla ilgili bir şemam olduğunu fark ettiğimden ve aynı zamanda kendimi dışarıdan gözlemlemeye çalışmamla ilgili tecrübelerimden bahsetmiştim. Bu bölümde ise geçen sene 12 ay boyunca gittiğim farkındalık geliştirme seminerinden ve aynı zamanda okuduğum Düşle İnan Yaşa kitabından ortak olarak kendime aldığım derslerden bahsetmek istiyorum. Bu birazcık uzun bir video olacak gibi, o yüzden belki ikiye bölebilirim ve bu hafta iki video olarak yayınlayabilirim. Şimdi öncelikle geçtiğimiz bölümlerde beni hayatta nelerin mutlu edip etmediğini yavaş yavaş ayırt etmeye başladığımdan bahsetmiştim. Ve aynı zamanda dışarıdan nasıl göründüğümü, yani hangi durumlara ne tepkiler verdiğim ve ağzımdan neler çıktığını daha net anlamaya çalıştığımdan bahsetmiştim. Ben günlük hayatta neler söylüyorum? Bir baktım ki ben gerçekten şikayet eden bir insanım. Ondan şikayet ediyorum, bundan şikayet ediyorum. İşte mutsuzum, sürekli bir isyan halindeyim. Olumsuz düşünüyorum. Bir şeyin olmayacağını, yapamayacağımı ya da çok kolay yapacağımı düşünüyorum ama yapmaya kalkışınca en ufak bir engelde öf zaten olmazdılar gibi. Sürekli kendimi demotive eden düşünceler içerisinde olduğumu fark etmiştim. Bu dönemde de Can Aydoğmuş'un Instagram hesabını takip etmeye başlamıştım ve ondan ilk öğrendiğim şey iptal. İlk duydum da aşırı komik gelmişti. Bu ne, bilgisayar oyununda mıyız biz? Ne demek iptal diye. Ama daha sonra bu Secret gibi filmlerden ya da okuduğum başka kitaplardan veya yapılan araştırmalarda gördüm ki zihin ağızdan çıkan her şeyi olduğu gibi kabul ediyor. Yani siz şaka bile yapıyor olsanız ya zaten ben böyle şeyleri beceremem dediğiniz andaki o becerememi zihniniz otomatik olarak alıyor ve kabul ediyor. Çünkü zihinde her şey gerçek. Düşündüğünüz şeyler için bunlar geçerli değil ama ağzınızdan çıkan şeyler için bunlar geçerli. Bu yüzden aslında olumlamaların da ne kadar önemli şeyler olduğuna burada değinmek istiyorum. Olumlamanın ne olduğunu bilmiyorsanız eğer bundan da kısaca bahsedeyim. Olumlu cümleler sarf etme. Gerçek olan veya olmayan, hayal ettiğiniz ya da yaşadığınız olumlu şeyleri dillendirmek, olumlama yapmak. Mesela hemen şu kitaptan, Düşle İnan Yaşa kitabından size bir olumlama okumak istiyorum. Yaşamaktan zevk alıyorum. Mutluluk, neşe ve sevgi içindeyim. Sağlıklı, uzun bir yaşam yaşıyorum. Mesela bu bir olumlama cümlesi. Durum böyleyken ağzınızdan istemediğiniz bir şey çıktığında bunu iptal diyerek iptal etmek, yani zihninizde yer etmesine engel olmak. Hani söylediğiniz şeyin aslında doğru olmadığını hemen arkasından belirtmek ve doğrusunun ne olduğunu söylemek. Şimdi ben bunu öğrendikten sonra bir dönem gerçekten hayatımda çok fazla zorluk çektim. Çünkü ağzından çıkan her cümlede negatif şeyler olduğunu fark ediyordum. Bunu yapmayı deneyin lütfen. Zaten benim başıma ne zaman iyi bir şey geldi ki dediğinizde anında iptal benim başıma zaten iyi şeyler her zaman gelir gibi düzeltebilirsiniz. Ve bunu yapmayı deneyince gerçekten bu bir oyun gibi ilk başlarda sizin negatif cümlelerinizi düzeltmenize yardımcı oluyor. Arkasından zaten ağzınızdan çıkan cümleleri pozitif kurmaya başladığınızı görüyorsunuz. Hiçbir zaman kendinizle ilgili, etrafınızla ilgili, geleceğinizle ya da geçmişinizle ilgili, başka kişilerle ilgili kötü bir şeyler söylememeye başladığınızı fark edince aslında daha mutlu bir hayata zaten geçiş yapmış olduğunuzu görüyorsunuz. Ben çocukluğumdan beri zaten başkalarıyla ilgili ne dalga geçen, ne arkasından konuşan, kötü niyetlere sahip olan bir insan hiçbir zaman değildim. Hatta beddua etmenin günah olduğu babaannem tarafından o kadar çok zihnime işlemişti ki hiç kimseyle ilgili kötü bir şey söylememek, konuşmamak, kimseyi üzmemek, kimseye bile bir kötülük yapmamak çok net bir şekilde benim hayatımda zaten var olan şeylerdi. Benim yaptığım tek kötülüğün kendime olduğunu, ağzımdan çıkan şeylerin negatif oluşundan dolayı olduğunu fark ettikten sonra başkalarına yapmadığım kötülüğü aslında kendime yaptığımı çok net bir şekilde gördüm. Bunun yanı sıra bir şeyleri istemenin ayıp olacağını düşünürdüm. Mesela yani istemeyi becerebilen bir insan değildim ben. Biri bana bir şey vermek istediği zaman bile teşekkür edip hayır diyen bir insandım. Ama bunun aslında gördüm ki hayatta size bir şeyler gelecekse onları engellememek gerekiyor. Yani size gelen şeylere açık olmak gerekiyor. Bu çünkü size gelen bolluk ve bereketi kesen bir şey. Siz neden size gelen güzellikleri almıyorsunuz? Mesela bu noktadan sonra iltifatları kabul edebilmeye başladım. Daha önce bana zekisin, işte güzelsin, şusun busun, iyi şeyler söylendiğinde o senin güzelliğin, o senin zekan, o senin bir... Asla o ben değilim yani. Onu bir türlü kabul edemediğimi gördüm ve aynı zamanda da iltifat edemediğimi de fark ettim. Bu noktada da değiştirdiğim davranışlarım ve söylemlerim oldu. Bunu da söyleyebilirim. Ve bir şeyleri istemeye başladıktan sonra bu sefer fark ettim ki istediğim şeyler tam olarak
gerçekten benim kalben istediğim şeyler değil. Bunu ben hayatımda da çokça kez yaşadım. Yani şükürler olsun ki ne istediysem gerçekten sahip olabildim. Bu maddi olsun, manevi olsun. Mesela çocukluğumda çok fazla kardeşim olsun isterdim. 21 yaşımda bir kardeşim oldu. Bunun gibi şeylerden bahsediyorum. Neyi çok gerçekten içten istediysem sahip oldum. Ama son zamanlarda bu bir şeyleri istemenin çok da ayıp olmadığını fark ederek istediğim şeylere baktığımda aslında çok fazla çevremden etkilendiğimi fark ettim. Yani herkesin hayalinde olan şeyleri hayal ediyor gibi hissettim kendimi. Ve benim gerçekten beni mutlu eden şeylere odaklanıp onları hayal etmem gerektiğini fark ettim. Bu ne demek? Mesela diyelim ki ben kurumsal bir firmada pazarlamada çalışmak istiyorum ve yükselmek istiyorum ve direktörlük ve belki CEO'luğa kadar gitmek istiyorum. Ya da ben yurt dışında yaşamak istiyorum, orada bir kariyer sahibi olmak istiyorum. Şimdi bunlar benim yıllarca istediğim şeylerdi ama sonra dönüp bakınca bunlara sahip olursam eğer başka şeylerden ödün vermem gerektiğini ve belki de çok da mutlu olmayacağımı yavaş yavaş görmeye başladım. Ama bu sadece kariyerle ilgili değil. Yaşamak istediğiniz yer olsun, sahip olmak istediğiniz ilişki olsun. Aslında burada önemli olanın şu olduğunu gördüm. Kendimi gerçekten o durum içerisinde hayal edip o şeyi istediğim, çok istediğim şeyi yaşarken gerçekten mutlu olup olmadığımı anlamaya çalışmayı deneyimlemeye başladım. Ve bundan sonra bazı hayallerim ve isteklerimde ciddi değişiklikler oldu. Bunu hayal etmeyi size tavsiye edebilirim. Gerçekten istediğinizi düşündüğünüz şeyler sizi mutlu edecek şeyler mi yoksa etkilenerek istediğiniz şeyler mi? Bunu ayırt etmek gerçekten çok önemli çünkü istediğiniz şeyler oluyor. Kalben ve hayal ederek ve canlandırarak bunu bir sonraki videomda anlatmayı düşünüyorum. Hayal ettiğiniz ve gözünüzde canlandırdığınız her şey gerçekleşiyor ve bu bir hurafe değil. Yani bunun canlı örneklerini çokça kez yaşadım. Bu yüzden buna inandığınız sürece bunu başarabileceğinizi söylemek istiyorum ki bu kitabın da ismi Düşle İnan Yaşa. Yani hayal ettiğiniz şeye inanırsanız eğer gerçekten olacağına bunu yaşıyorsunuz. Hayatınızda tezahür ediyor. Bu sırada öğrendiğim bir başka şey de şu oldu. Sorular sormak. Merak ettiğim bir şeyi sesli bir şekilde dile getirmek. Bu işi en kolay nasıl halledebilirim? Ve kendime herhangi bir cevap bulmaya çalışmayacağım. Sadece bu soruyu soracağım ve bırakacağım. Bu benim çocukluğumdan beri başıma gelen bir şey. Bunu nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Ne zaman neyi merak etsem en geç bir hafta içerisinde cevabı karşıma çıktı. Çok basit şeylerden bile buna bir örnek verebilirim. Mesela dövme yaptırmayı ilk düşündüğüm zaman bu günah mı diye aklımda bir soru vardı ve iki gün sonra gazetede bir köşe yazısında dövme yaptırmak günah mı diye bir köşe yazısı görmüştüm ve o zaman daha lise 1'deydim. Ya da bir kişiyi görüyorum sokakta diyelim ki tanıdık geliyor ama nereden tanıdığımı hatırlayamıyorum. Birkaç gün içerisinde bir yerden karşıma çıkıyor. Onu nereden hatırladığımı buluyorum yani ama araştırmadan. Ya da mesela bu negatif olarak da gerçekleşebiliyor. Ben bir tatildeyken inanılmaz derecede arı sokarsa ne olur, arı sokarsa ne olur, acaba işte benim alerjim var mı, şu mu, bu mu gibi beni hiç arı sokmadığı bir tatilde bunun aşırı derdine düşmüştüm. Çünkü deniz tatiliydi ve kıyıya uzak bir mesafede olacağımız için ya arı sokarsa ve benim alerjim varsa diye bir endişem vardı. Ve beni o tatilde arı soktu. Ben düşüncelerin inanılmaz şekilde yaşantıyı etkilediğine inanan bir insanım ve bu benim çocukluğumdan beri olan şeyleri daha sonradan başka yerlerde okuyup görünce aslında buna inanmak bana çok da zor gelmemeye başladı. Bu sebeple düşündüğümüz, inandığımız, pozitif ya da negatif ne varsa hayatımıza çektiğimize inanıyorum.